İnternet bağımlılığı olup olmadığımızı anlamamız için 8 tane tanı kriterimiz var. Bunlardan 5 tanesi olduğunda internet bağımlılığı tanısını koyabiliyoruz. Bunlardan birincisi günlük hayatta kişinin zihninin devamlı internetle ilgili meşgul olması. İkincisi giderek artan miktarlarda internete girme ve kişinin bunu kontrol altına alamaması. Bir diğeri internete girmesiyle beraber sorunların ortaya çıkması ve bunlarla ilgili de ailesine, arkadaşına, doktoruna internet süresiyle ilgili yalanlar söyleme. Bunlar aile içerisinde iş, okul, sosyal çevre, ikili ilişkilerde sorunlara yol açıyor ve bu sorunlara rağmen internet kullanımı devam ediyor. Kişi bu sorunlardan kurtulmak için, rahatlamak için tekrar internete girme ihtiyacı hissediyor. Çünkü internette rahatlıyor. Bir diğeri interneti bırakma çabaları ve bunda başarısız olma. İnterneti bırakmasıyla beraber kişide yoksunluk dediğimiz fiziksel ve psikolojik belirtiler ortaya çıkıyor. Kalp çarpıntısı, bunaltı, sinirlilik, boğuluyormuş gibi olma, huysuzluk, birden parlama, öfkelenme, içe kapanma, uykuda ve iştahta değişiklikler gibi bu sıkıntılar ortaya çıkınca da mecburen kişi internete tekrar girmek zorunda hissediyor. Çünkü internete girdiğinde bu bir rahatlamaya yol açıyor.